Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Salih Cantekin. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bir süredir bu tarz böyle keskin konular, böyle çok niş konulardan uzak kalmıştık. Bir önceki hafta yayınladığımız bir video vardı Sealed Class'larla. Bu hafta da String ve Span'ler ile karşınızda olacağım. Başlığı şöyle gösterelim. Spenler yakın zamanda hayatımıza girmiş gibi görünüyor. Bir 2 yıl oldu aslında toplamda gireli yanlış hatırlamıyorsam. Generic Spenler C sharp 7.2 ile gelmişti hayatımıza ve bir anda böyle herkesin diline düştü. Bu işte source generatorlar gibi örnek veriyorum AI gibi ya da böyle e, native ehot gibi işte head of time. E, bu tarz konular gibi birden hayatımıza düştü ve çok önemli bir aslında önemli bir şey ve önemli bir şeymiş gibi lanse edildi. Dediğim gibi gerçekten de öyle. Bugün biraz daha detaylarına giriyor olacağız. Hep sağda solda duyduğumuz, gördüğümüz spenler neden aslında bu kadar önemli veya hangi alanlarda, hangi konularda işimize yarayabilir sorularının bugün cevaplarını yapacağız. Hem de bunlarla ilgili şurada proje dosyasını da gördüğünüz gibi bir benchmark testi de yapıyor olacağız. Hangi alanlarda kullanılabilir, hangi alanlarda kullanılamaz veya kullanılmamalı gibi soruları da yine o benchmarklar tarafında cevaplandırıyor oluruz. Spenler Burada string vs span dedim ama bugün span'i konuşacağız. Ama string yazıyor olmamın sebebi de span'ler aslında string'lerin birer formu olarak ortaya çıktı. O yüzden span'leri anlayabilmek için önce C Sharp'taki string'leri nasıl çalıştığını biliyor, ezbere biliyor hatta olmamız gerekiyor. Burayla ilgili mesela mülakatlarda da, teknik mülakatlarda da çok fazla soru gelir. String'lerin önce nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor ki ondan sonra span'ler string'lerdeki hangi sorunlara, problemlere çözüm olarak üretildi, ortaya çıktı. Bunu biraz daha net anlayalım. Videoya başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, kanalın öncelikle katıl abonelerine çok teşekkür ederim. Onlar dışında bu videoyu izliyorsanız, diğer videoları beğeniyorsanız, bu videoyu da beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Spenler konusunda aklınıza takılanlar olursa yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Onun dışında bir Discord kanalımız var bildiğiniz gibi. Yine bu videonun açıklamalar kısmından linkine ulaşabilirsiniz. Orada da elimizden geldiği kadar sorusu olan arkadaşlarımıza hızlıca cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi Spen dünyasına ufaktan bir giriş yapalım. Dediğim gibi spanler aslında stringlerin birer formu. Öncelikle biraz stringleri anlamalıyız. Bilmiyorum hiç size soruldu mu mesela benim karşıma çok çıkmıştı teknik mülakatlarda string reference type'lı bir obje midir yoksa value type'lı bir obje midir diye karşınıza çıkmıştır. Daha önce bu kanalda reference type ve value type'larla ilgili bir video çekmiştik ona da kanaldaki videolardan ulaşabilirsiniz. Orada String ve String Builder arasında bir hız karşılaştırması da yapmıştık. Bir performans testi yapmıştık. Orada da söylediğim gibi aslında Stringler normal şartlarda birer referans tiplidir. Çünkü bizim bellekte heap ve stack dediğimiz iki bölge var. Stack tarafı daha küçük olan, uygulama başına 4 megabaytlık bir yer kaplayabilen, heap tarafı ise bilgisayarınızın belleği ne kadar büyükse o kadar kullanılabilen bir alan yaratıyor bize. String ifadeler içerisine atayacağımız değerler ...çok büyük olacağından, olabileceğinden heap bölgesinde tutulur. Mesela dedik ki heap bölümünde herhangi bir limit yok ama stack bölümü 4 MB. O zaman ben bu stringin içerisine 4 MB'den büyük bir data yüklersem... ...mesela bilgisayarımda bulunan 10 MB'lik bir text dosyası yüklersem... ...o zaman bu 4 MB aşıyor olacak. C Sharp tarafı da o yüzden string değişkeninin değerini heap tarafında tutuyor. Heap tarafında tutuyor. Bu bir reference type ama reference type gibi davranmıyor. Nedir bu referans type gibi davranmıyor olduğu durum? Daha önce yine açıklamıştım. Referans type da işlemler mesela bir klasımız olsun. Test diyelim ismine. Mesela şurada test isminde bir klas yaratayım. T1 diyeyim mesela ismine. Newledim bu klastan. daha sonra test deyip şöyle T2 eşittir T1 dediğimde aslında ben T T2 diye bir değişken yarattım ama T1'i içerisine değerini atadım. Şimdi değerini atadım diyorum. Bu string için geçerli normalde. Eğer bu bir Referans type'li bir obje ise ki klaslar referans type'li bir objedir. Atama işlemleri sırasında referansları atanır. Yani ben ne zaman T2'yi çağırsam aslında T1'e gidiyorum demektir. Burada bir propertimiz olduğunu düşünelim. Mesela id diyelim buna. Ben burada T2.id eşittir 1 dediğimde aslında çaktırmadan ben T2'yi çağırdığımda o T1'e yönlendiriyor beni. Ben T1'in id'sini değiştirmiş oluyorum. Şu satırdan sonra T1'in ve T2'nin id'lerini yazdırsam aynı değeri aldığını görürsünüz. Ama string'de öyle işler, işler öyle ilerliyor ilerlemiyor hatırlarsanız. Mesela string e, name diyelim ve içerisine Salih yazalım. Daha sonra string name 2 ya da last name eşittir name diyelim. Şöyle. Daha sonra da name eşittir. Büyük harflerle Salih yazalım. Şimdi ben şurada name'i yazdırdığımda ekrana normal şartlarda az önceki gibi referans type'lı bir objede olması gibi bu atama sırasında aslında buradakinin buraya referansının atanmasını beklerim. Daha sonra ben bu referansa ait hatta şurada name değil last name olacak. Last name pardon name gerçi tamam. Name'i salih olarak değiştirdiğimde last name'in de değişmiş olmasını büyük harflerle salih olmasını beklerim. Ama string'de işler öyle ilerlemiyor. Stringde işler şöyle ilerliyor. Bir value type'mış gibi atama sırasında. Value type'lar atama sırasında referansları değil, değerleri kopyalanarak devam edilir. Dolayısıyla burada yazan bir salih değişkeni, değeri. Ben bu atamayı yaptığımda aslında salihin buradaki name'in referansı değil de içindeki değeri kopyalanıyor buraya. Dolayısıyla şu satırda artık farklı bir değişken, bu satırda farklı bir değişken var elimde. Bellekte de böyle tutuluyor. Name isminde ayrı bir bellekte, heap bölümünde ayrı bir değer var last name isminde ayrı bir değer var. Artık ben name'i ne kadar değiştirirsem değiştireyim burası değişmeyecek. Çünkü ben bu atamayı yaptığım an kopyalanıyor. Stringlerdeki bu kafa karışıklığı yani reference type mı, value type mı kafa karışıklığı da buradan kaynaklanıyor. Birazdan şeye de gireceğim. Neden atama işlemlerinde reference type gibi value'ları atanmıyor? Bunları göstereceğim biraz daha detaylandırıyor olacağız bellik üzerinde. Ama reference type ve value type'lar arasındaki olay bu. String bir value type olmamasına rağmen value type gibi davranıyor burada atama sırasında. Ama ne dedik reference type çünkü içerisine 4 MB'den büyük data ekleyebiliyoruz. Onların hepsi heap tarafında olmak zorunda. Peki bu senaryolar string'e ne gibi zorluklar yaşatıyor dersek öncelikle şuraya bir gidelim. Şu az önce size bahsetmiş olduğum bir şey örneğin devamı. Test string isminde bir değişken yaratılıyor. Stack tarafında değişkenin kendisi tutuluyor. Bu çok güzel bir makale. Bu arada birkaç makalem daha var burada. Onları da işaret ediyor olacağım ve bunların linklerini videonun altına bırakacağım. Test string diye bir değişken yaratıldıktan sonra içerisine önce hello atanıyor. Hello diye bir değişken. Aynı şöyle bir şey oluyor yani. String test string hello. Şöyle bir atama işlemi yapılıyor. Şu işte sonunda önlem de varmış. Daha sonra birleştirme işlemi yapılıyor. String birleştirilmiş. Aynı test string üzerinde yanına dis gelmiş. Mesela şöyle olmuş. Demiş ki test string artı eşittir boşluk dis. Bu da bu anlama geliyor. Ne demiştik? Test string yani şurada bir atama işlemi yapılıyor ya eşittirle. Bu normalde şöyle bir şey biliyorsunuz. Test string artı bu. Yani şurada atama işlemi yapıldığında artık buradaki sağ taraftaki değer komple buraya kopyalanıyor demekti ya. Bakın burada da hello ayrı bir artık alanda heap'teki ayrı bir bölümde saklandı. Peşine hemen hello this diye başka bir tane geldi. E, şunu eski haline alalım şöyle artıştır olsun. Bundan bir tane daha kopyalamış is demiş bu sefer ne oldu? Hello this is. Ama 3 farklı değer kaldı bakın. Hello kaldı, this kaldı, this is kaldı. Hello this is C sharp ve this is C -sharp tutorial. En sonda biz test string'e ulaştığımızda artık ben şunu yazdırmaya çalıştığımda mesela şurada. İçerisindeki en son string'e hello this is'e ulaşacağız. Şurayı kaybettim mesela. Sadece hello olan teksti kaybettim. Artık ben bundan şu değere sadece hello yazan değere ulaşamayacağım. Çünkü dediğim gibi bunun referansı artık bakın heap'te oluşturulan son cümleyi refere ediyor, gösteriyor. Dolayısıyla biz aslında her string birleştirme veya atama işlemi yaptığımızda, string atama işlemi yaptığımızda buradaki değerler böyle kopyalanarak gidiyor. Bu bir problem. Niye problem? Boşuna yer kaplamış oluyoruz. Heap tarafında boşa yer kaplamış oluyoruz. Heap tarafında boşa yer kaplı olmamız neden problem derseniz, bunlar saklanıyor ve stack tarafında olduğu gibi anında değil Garbage kolektörün gelip burayı temizlemesi sonucu temizleniyor bu bellek. Bu bellekteki e, yer alan veriler. Dolayısıyla biz aslında her string birleştirme yaptığımızda küçük bile olsa belki büyük de olabilir bunlar. Küçük bile olsa heap tarafında boşu boşuna yer kaplıyoruz. Ve garbage kolektörün gelip buraları temizlemesini bekliyoruz. Halbuki stack tarafında öyle bir durum yok aslında. Stack'te bir veri tanımlandığında value type'lı bir obje örnek veriyorum integer tanımlandığında siz onu kullanır kullanmaz o bellekten anında silinir. Belleği biraz daha verimli kullanabilmek adına e, bu tarz aksiyonlar heap'te yer kaplamamak önemli. Heap'te yer kaplıyor olmasının yani ya da heap'i kullanıyor olmanın diğer bir dezavantajı ise hızı. Dediğim gibi burada erişim biraz böyle garbage collector tarafından da yapıldığı için temizlenme vesaire ki burası random yazılıyor. Yani stack tarafında olduğu kadar hızlı da değil. Bir de burası çok büyük bir alan. Burada çalışan çok başka mekanizmalar var. Dolayısıyla bir veri heap'te ise stack tarafında ulaştığımızdan daha yavaş ulaşıyor oluyoruz buradaki veriye. Stack tarafı o yüzden biraz daha performans kazandırıyor. Bir değişkenin de değerinin bir şekilde stack'te olması bize her zaman performans kazandıracaktır. Burada da neden immutable yani stringler neden içeriği değiştirilemez olduğunu anlatıyor. Ben de ufak bir giriş yapayım ona. Stringler immutable textler. Değiştirilemezler dedik. Neden diye şu soracak olursak. Mesela şöyle Salih diye bir değişken yarattım. Aslında ben bir string değişken yarattığımda biliyorum ki bu benim için bir char array. Yani şu. Ya da name array diyelim. Aslında şundan ibaret bir S, bir A, tabi şöyle bir L, bir I ve bir H. Aslında stringler bellekte bir array olarak saklanır. Bunu şöyle anlayabiliriz mesela. Ben şöyle bir şey tanımlayabilirim. Char first char mesela şöyle. Bir array'in içerisindeki indeksi ile birlikte onun içerisindeki değere ulaşma yöntemimizi biliyorsunuz. Ben bunu name array'den de aynı şekilde ulaşabilirim bana s'yi verir. Name'in içerisinden de ulaşabilirim. Çünkü dediğim gibi bunlar gerçekten aslında birer erey array. Array olarak saklanıyor. Array'ler hakkında bildiğimiz gerçek şu. Array'ler boyutları değiştirilemezler. Yani burada bakın 5 boyut, 5 karakterli bir array'im var. Ben bunu 6 karakter yapmak istediğimde örneğin bu işte şu an length'ini yazdırıyorsam 5 olacak. Ben bunun 6 olmasını istediğimde array kütüphanesi içerisindeki bazı metodları ekstradan kullanıyor olmam lazım. Mesela temizleme yapmak için bu, ters çevirmek için bu. Ama bunların mesela reverse reverse'ün içerisine girelim. Bakalım kodunu görebilecek miyiz? Yani bu bizi direkt şeye götürdü. Kodunu göremedik. Aslında şurada mesela copy ile de görüyor olursak ya da resize gibi bir şey var mı? Resize. Resize ediyor olursam ben bunu diyelim ki işte şöyle yaptım. Buna da 6 dedim. 6 karaktere çıkartsın bunun boyutunu. Ben 5 karakterlik değil, 6 karakterlik bir dizi istiyorum dediğimde aslında yaptığı şey şu. Gidecek 6 karakterli başka bir dizi tanımlayacak. Mesela örnek veriyorum şöyle yapacak. Yeni bir dizi tanımlayacak name array 2 diyelim ve şuraya boş bir tane şöyle değeri olan bir kopyalama işlemi yapmış olacak. Bunu 6 karaktere çıkart dediğimde yeni bir dizi tanımlanmış olacak. Array'ler de immutable yani boyutları değiştirilemezler. Siz boyutlarını değiştirdiğinizde bunların içerisine ekstra bir şey eklediğinizde bunlar yeni bir diziye, değerleri yeni bir diziye kopyalanarak devam eder. S'yi aldı buraya koydu, A'yı buraya koydu, L'yi buraya koydu. O yüzden aslında array içerisinde resize diye bir metod var. Bakalım bunun içerisine girebiliyor muyuz? Şurada. Şöyle biraz küçülteyim. Şöyle local copy mesela kopya aldığını söylüyor. Sonra boyutlarını karşılaştırıyor gerçekten şey mi diye. Daha sonra bunları memory üstünde bakın Marshall kütüphanelerini kullanarak bunları memory üzerinde kopyalayarak devam ediyor. Array'ler değiştirilemedikleri için, array'lerin boyutları değiştirilemedikleri için, stringlerde birer array oldukları için stringlerin de aslında boyutları değiştirilemiyor. Yani ben bu salihtir. Daha sonra şurada name artı eşittir. İşte can tekin eklediğimde bunun sonuna. Buradaki 5 karakterlik char array değiştirilemediği için Burada toplamda 13 karakterlik yeni bir array oluşturup onu string'e çevirip bunun içerisine atıyor ve ilk 5 karakteri komple kaybediyorum. O artık burada şu değişkenin içerisinde bir yerde sabit. O yüzden bir string'e atama işlemi yaptığımızda boyutu değiştirilemiyor. Bunlar immutable. Bir değişiklik yapıldığı zaman değerler sürekli ki buradaki gibi kopyalanarak devam ediyor. Array'ler yani string'lerdeki en büyük problem bu. Array olarak tutulduklarından yeni atama işlemlerinde bu tarz problemler yaşıyoruz. Peki Spenler buna nasıl çözüm buluyor dersek Spenler aslında bu tarz problemlerin üzerin e, bu tarz problemleri aşmak için hayatımıza girenler. Spenler Spenler de char gibi tutuluyor. Hemen şurada küçük bir fotoğrafımız olsun. Bakın işte 4 karakterlik ABCD değeri olan bir stringimiz var. İşte string array diyelim ya da buna char array diyelim hiç fark etmez. Spenler yine aynı datayı kullanabiliyorlar. Şu datayı ABCD olabiliyor. Spanner'ın birkaç tane parametresi var. Bir tanesi pointer. Yani bizim bellekle tuttuğumuz değerlerin aslında referansını, pointer'ını az önceki gibi pointer'ını görebiliyoruz. Diyor ki işte pointer şurası. Bu kutunun bir pointer değeri olsun. Örnek veriyorum x1 isminde bir değeri olsun. x1'i gösteriyor dinamik olduğunu görüyoruz span'in. Bakın sadece string değil integer vesaire de tutabiliriz. Yani bir class bile olabilir hiç fark etmez. Bir de toplam boyutu olduğunu söylüyor. Bu şu demek aslında. Bütün veriyi span içerisindeki değişkende bütün veriyi tutmak yerine biz diyoruz ki şu A kutusundan başlıyor ve toplam uzunluğumuz 4. Yani işte B'yi, C'yi, D'yi tutmuyoruz. Pointer'ımız var. Bir de 4 değişkenimiz var. Bu şu demek. Ben artık bu span'e ulaşacağım zaman, diyelim ki ilk iki karakterine ulaşacağım zaman nereden başlayacağımı biliyor ve toplam uzunluğu bildiği için mesela işte 4 2 deyip işte yarısına kadar geleceğimizi düşünelim. İlk iki karakterini alıyor. Dolayısıyla span ile aslında ben daha hızlı bir erişim elde etmiş oluyorum string'lere. Bunun bu arada stringle yani span'leri C# içerisinde kullanmanın başka yani bir, birkaç değişik yolu daha var. Mesela şöyle input diye bir değişken oluşturalım ve diyelim ki this is an example sentence diyelim. Şöyle bir şey oluşturalım. Mesela böyle bir şeyimiz olsun. Yani read only span diyelim mesela şuraya. Buraya da char diyelim ve input span diyelim ismine. Input as span. Bakın as span isminde metodlarımız geldi artık. Mesela stringin içerisinde var. Üzerine geldiğim zaman da read only span döneceğim ben sana diyor. Aslında bu şu demek. Burada bir integer, bir string, bir değişken vardı. Ben bunu span olarak ele aldım span olarak ele alıyor olmanın sebebi az önce burada da gösterdiğim gibi bütün string dizisine komple ulaşmaktansa mesela küçük küçük partlar alabiliyoruz. Mesela git ilk iki karakteri getir. İşte git birden itibaren iki karakter getir. İşte B'yi, C'yi, D'yi getir. Ya da birinci indeksten itibaren iki toplamda iki karakter B'yi, C'yi getir. Spanler bizim işlemlerimizi burada biraz daha hızlandırıyor. Mesela işte input span nokta slice diyebiliyoruz. Birazdan bunlarla ilgili testlerimizi yapacağız bu slice oradaki string'deki substring gibi davranıyor. Ya da input span yazada bilirsem input span index of işte start ve start with. Bunlar string'deki gibi davranmıyor. String'deki start with gibi davranmıyor. Dediğim gibi performans testlerinde birazdan göreceğiz. Span'leri yani bu şekilde kullanabiliyoruz. as span metodu yardım aracılığıyla read span'lere döndürebiliyoruz. Niye read span? Ne demiştik? Az önce zaten bunlar birer array ve bunların boyutları değiştirilemiyor. Read olmasının tabi ekstra başka avantajları da var C içerisinde. Ama şimdi oraya girmeyeceğim. Bunun dışında bilmiyorum izlediniz mi daha önce? Implicit, explicit operator'lar anlatmıştım ben. Birbirlerine atama yapılabilen değiş farklı tipteki değişkenlerden bahsetmiştim. Span'ler bunları da karşılıyor. Mesela char bir span oluşturup burada mesela ismine A diyelim. İçerisine ben bir dizi atayabilirim mesela. Mesela şöyle A diyebilirim. A B şöyle. Bakın aslında sağ tarafta bir char yarattım ve implicit of explicit operatörüm. Bana diyor ki bu sağ taraftaki byte'ı ben buraya çevirebilirim. spene çevirebilirim. Normal şartlarda bunlar birbirinden farklı tipler olduğu için atama yapamıyor olmam lazımdı. Ama Spe'nin içerisine girip bakarsan, bu arada refstruct olarak tanımlanmıştır. Burada mesela operator diye ararsam, e, bulabilir miyim acaba? Bu operator. De, 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 de. Implicit operator'lar burada. İçerisine span atanabiliyor. Span left'imiz var, span right'imiz var. Bunlar karşılaştırma için o eşittir operatörünü override etmişler. Ama mesela bir implicit operator'ımız var. Gerçi yine span T'den readonly span T'ye çevirmiş. Yani readonly span t'ye dönebilirim ben sana diyor mesela. Bana bir span T verirsen mesela şöyle ups. Mesela şöyle bu bir span T, bu da bir readonly span T'ye. Şöyle diyor ki mesela span işte char işte B eşittir, input, span diyebilirim diyor mesela. Diyebiliyor olmam lazımdı. Tam tersi miydi mümkün olan? Şöyle bir şey yapayım. Biraz canınızı sıkmış olabilirim burada. Şurada da A diyebiliyor muyum? Ha, bu implicit neden işe yaramadı? Um, implicit span vereceksin. Ben de sana read only ha, ama içerisine ref reference vereceksin. Tamam geçiyorum bunları. Ama önemli olan şunu bilelim. Bazı tipler arasında bu explicit operatorlar sayesinde bu işlemleri yapabiliyoruz. Bunun dışında mesela a'nın içerisine işte salih diye bir değişkenim var to array diyerek de yine bir aslında çar array yaratıp bakın burada innumerable çar ki geriye çar array döndüğünü söylüyor. Bunu direkt spenin içerisine atayabiliyorum. Aslında bu da tam olarak şu demek yine Salih. İşte to char array. Bakın bu şekilde de spanler oluşturabiliyorum. Spanlerin içerisinde atamalar yapılabiliyor. Char'dan buraya dönüşüm olduğu için. Bunlarla ilgili çok fazla kaynak da var. İngilizce veya Türkçe mutlaka bir yerde karşınıza çıkar. Biz şimdi biraz şeylere bakalım. Bunları nasıl faydalı kullanabiliriz? Şimdi ne dedik? Stringler tutuldukları itibariyle heap'te olabiliyor. Heap'te oluyor değerleri. Ee, ama işte şurada stack'te de onların pointer'ları olabiliyor o referansları tutan değişken isimleri burada tutuluyor. Şimdi şeylerle, span'lerle ilgili şöyle bir durum var. Span'ler stack'te de olabilirler. Hem kendileri bu arada stack yani Spenin kendisi stack'te saklanıyor. Buradaki gibi değişkenin kendisi burada saklanıyor. Tuttuğu değerler ise heap'te de olabilir veya stack'te de olabilir içerisindeki verinin boyutuna göre değişiyor. Read only demiştik ya, daha sonra değişemez demiştik ya. Örnek veriyorum 4 megabayttan küçükse ya da çok daha küçük boyutlardaysa o veriyi çok daha hızlı işleyebilmek adına stack'te tutabiliyor span. Ona biz karar veremiyoruz verinin nerede tutulup nerede tutulmayacağına ama span'ler bizim için o işleri yapacak. Bu arada Microsoft'un sitesinde learn.microsoft.com'da span'ler ile ilgili çok güzel bir şey var, bir doküman var ile ilgili aklınıza gelen ne varsa muhtemelen burada bulabilirsiniz. Örnekleriyle de bulabilirsiniz. Mesela burada stack allocation'ı da kullanarak mesela span işlemlerinizi biraz daha hızlandırabilirsiniz. Tabi bunlar biraz daha ileri seviye konular. Ama farklı örnekleri bulabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum şurada. İşte bakın bir tane string'in. Nerede çok mu gittik? Aşağıda mı kaldı? Heh, bir tane string'i önce aspen deyip daha sonra slice deyip 7'den başla toplamda 5 karakter ver ve no allocation. Normal şartlarda hatırlarsanız substring'de, string substring'de bir allocation yaratıyor. Onun da hemen şöyle bir örneğini yapalım aslında. Şimdi string e, name isminde bir değişkenimiz var. İçerisinde salih olduğunu biliyoruz. Mesela öyle yazdım. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. String'in bir sürü fonksiyonu var. Mesela substring var. Mesela remove var. Mesela replace var. Mesela reverse var. Ya da replace line endings var. Bunun gibi bir sürü fonksiyon var mesela bunun içerisinde ve dikkat ettiyseniz mesela replace diyelim. Diyelim ki işte A'ları B yapsın. Ya da büyük A yapsın. Mesela replace'in üzerine geldiğinde bunun bir fonksiyon, geriye string değer dönen bir fonksiyon olduğunu görüyorsunuz. Halbuki normalde name, ben replace dediğimde direkt name değişkeninin içerisine yazmasını bekleyebilirdim değil mi? Yani bunu tekrar ben işte new name mesela diye bir değişkeni atamak zorunda olmasaydım Name içerisinde ben şu metodu çağırınca direkt name değişkenin içerisinde değiştirseydi de olurdu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bilmiyorum hiç böyle fark ettiniz mi bunları. Ama replace metodu işte daha önceki gördüğümüz reverse metodu işte başka bir metodlar falan hep geriye bir değer dönen metodlar. Neden? String immutable'dır. Değiştirilemez. Kendi içer içeriğini değiştiremez. O yüzden size bu metod yeni bir string döner. Bu string'den sonra artık bunun çok bir önemi kalmaz bizim için bu satır işlendiğinde yeni bir string değer yaratılmış olur. Veya substring dediğimizde mesela işte substring start index 0 iki karakterini getir. Mesela s ve a karakterlerini getir dedim ya bana. Burada zaten salih değişkeni için bir yer ayrılmıştı heap'te. Burada o iki karakter için yeni bir tane daha değişken yaratıldı. Aynı şöyle. İşte first two diyelim mesela. Aynı şöyle yapmışım gibi. Şöyle bir değer daha atandı ama span kullanıyor isek span'in içerisindeki slice ne dedik? Span'in içerisindeki slice var olan string içerisinde ilgili pointer'a gidecek. Bunu biliyoruz. E sıfırıncı konuma gelecek. ilk iki karakterini getir diyecek. Var olanın içerisindeki referansları verecek size. Bunu kopyalayıp yeni bir değişken yaratmayacak. Bizim değişkenimiz olduğu gibi kalacak. Mesela a nokta slice diyelim. işte 0.2 dediğimde, bu bana ne geriye dönüyor mesela? Bakın bunun şeyine bakıyorum. Span dönüyor. Span'ler dediğimiz gibi sadece stack tarafında değişkenleri tutulan, value'ları heap tarafında olan değerler. Ben bunu artık şöyle to string'e çevirir isem mesela bunda str string bir değişkeni atayalım. C diyelim ismine. Ben bunu ancak to string'e çevirdiğimde artık gerçekten bir değer kopyalanmış olacak. Ama ben bunu slice olarak kullanmak istiyorsam, span olarak kullanmak istiyorsam pardon span olarak kullanıp burada işlemlerimi yapmak istiyorsam bu bellekte herhangi bir yer kaplama işlemini kesinlikle yapmayacaktır. Burada söylediği şey de o mesela bakın ne diyor? No allocation. Gidecek 7. karakterden itibaren 5 tane karakteri getirecek ve read only span olarak tutacak. Dolayısıyla stringlerle ilgili çok fazla işlem yaparken aslında bellekten de kazanabilmek adına stringler spanler burada çok fazla işimize yarıyor olacaktır. Burası dediğim gibi bayağı işinize yarıyor olabilir spanler ile ilgili aklınıza kafanıza takılan bir şey varsa. Bunun dışında göstermek istediğim iki makale daha var. Bakın span ile birlikte memory isminde bir tip daha geldi. High performance diyor. Bakın burada yüksek performanslı kod yazıyor olmak. Span ve memory'yi kullanarak. İsminde bir makale var. Burada benchmark testleri de var. Bunları da okuyabilirsiniz. Bir de şurada yine span ile ilgili. Bakın bir sürü soruya cevap verdiği. işte no hip, spanler şöyle, spanler böyle vesaire gibi hangi alanlarda kullanılabilir, hangi alanlarda kullanılamaz, trade safe midir, değil midir gibi soruların da cevapları var. Biz şimdi buradaki benchmark testimize şöyle bir ufaktan bakalım. Şimdi benchmark testimiz var burada. Memory Diagnos Diagnoser'ı da özellikle koydum buraya. Şurada bir tane stringimiz var. This is an example sentence. Az önce öbür tarafa yazdığım gibi. Iterations isminde de bir tane değişkenim var burada. 1000 veya 10.000 olabiliyor ve buradaki değişkenin string değişkenin içerisine o kadar bu cümleden oluşturuyor. Bakın innumerable repeat işte 10 tane this is a example this is an example sentence yazacak 10 tane işte burada kaç 1000 tane veya 10.000 tane. Şurada da değişkenlerim var mesela diyorum ki search term replace term start with. Start with'e bakıyorum. This ile başlıyor mu? Replace term, sample. Yani şunu buluyorum. Example'ı buluyorum. Sample'a çeviriyorum. Birazdan replace yapacağız. Şunun içerisindeki şunu buluyorum sample ile değiştiriyorum. Bu testleri yapacağız birazdan. Burada da input span var. Bunların spanleri aslında as a span olarak kullanılan versiyonları. Bunları şeyin içerisinde yazmadım. Bunlar bu şekilde kullanılabilirler. Span olarak lazım ya testlerimizi span üzerinden yapacağız. O yüzden span değişkenler lazımdı. Bunları böyle tanımladım. Global setup'ta dediğim gibi stringimi oluşturuyorum. Bunun dışında replace'lerim var. Mesela string replace. Normal bildiğimiz bakın düz string içerisindeki replace metodunu kullanıyorum. Git şunları bul, şuna çevir. Span replace var. Span de replace biraz uzun bir işlem ya da karmaşık bir işlem. Burada da yine işte indeks oluştur. indeksi oradan kopyala, indeksi buradan buna ata, git oradan slice yap vesaire gibi metodları kullanmak gerekiyor. Span içe, span'in doğal yapısı gereği replace yapmak istiyorsak bir tık daha fazla işlem gerekiyor bizde. Çünkü öbür tarafta string içerisinde replace yaparken aynı değer kopyalana kopyalana devam ettiği için her bir replace'de yeni bir değişken kopyalanıyor. Oradan oraya gidiyor falan bir memory allocation var. Bu tarafta onu yaratmamak istediğimiz için ya da onu en azından var olan datayı daha verimli kullanabilmek istediğimiz için replace span biraz daha böyle uzun. Performans testinde de bunun uzun olmasının avantajını veya dezavantajını göreceğiz. Onun dışında substring işlemi yapıyorum. Bakın klasik input. Şunu hatırlarsanız range'ler ile ilgili bir videom vardı. Range operator diye. O videoyu izlerseniz bunun ne olduğunu görürsünüz ama en temelde başlangıçtan itibaren ilk 20 karakteri bana ver diyor. Aynısını span slice kullanarak yapıyoruz. Yani input span var. Bunun içerisindeki yine slice. Bu aslında burada slice oluyor. Şu demek yani. Nokta slice 0 tabii içine yazayım. 0,20. Şu demek aslında. Normal şartlarda bu da dediğim gibi bakın geriye string döndüğü için burada şeyi göreceğiz muhtemelen. Memory allocation'ı göreceğiz stringe çeviriyorum. Ama ben bunu string olarak değil mesela hali hazırda yine span olarak kullanacaksan başka bir yerlerde bir şeyleri kontrol etmek için örnek veriyorum bir search algoritmanız var. Elinizde bir string var, span olarak kullanıyorsunuz. İçerisinde search yapacaksınız. O zaman bunu string olarak kullanmanıza gerek kalmadığı için çok yüksek performanslı kullanabilirsiniz. Memory allocation da olmaz. Ben burada string'e çevirdiğim için bu örnek üzerinde. Burada da memory allocation'ı görüyor olacağız. Bunun dışında bir de start with. Şimdi string içerisinde start with kontrolünün yapılmasıyla span içerisinde start with kontrolün yapılması buradaki fonksiyonlar aracılığıyla yapılıyor. Ama performans farkında da göreceğiniz üzere o veriye erişim, o verinin klonlanması, kopyalanması, o klonlanan, kopyalanan veriye erişim gibi sebepler yüzünden bir performans farkı ortaya çıkacak. Bu dediğim gibi replace, span, burada çok bir şeyimiz yok. Birkaç tane string fonksiyon var. Bu string fonksiyonların sayısı elbette arttırılabilir. Ben substring yapacağım, onu yapacağım, count alacağım, reverse yapacağım, bunu da yapacağım diyebilirsiniz. Hatta yapın. Hatta aldığınız sonuçları da bu videonun yorumlar kısmında paylaşın mesela. Gerçekten biz sizin bilgisayarınızda spamler ile ilgili performans farklarını string ile karşılaştırıldığında görmüş olalım. Bu videoda da dediğim gibi göstermiş olacağız. Ben şimdi benchmark benchmark.net'i kullanıyorum tabi. Şuraya hemen benchmark runner.run deyip şunu vereyim ve... Sonrasında return diyelim. Aşağıdaki kod çalışmasın. Proje debug değil release modda çalıştırıyorum. Sonuçlar tabi burada birden fazla şey de yapıyoruz. Iteration'da hem bin cümle. Şunun gibi bir, bin tane cümle yapıp bu metodları çalıştırıyoruz. Hem de on bin tane. Dolayısıyla birden fazla uygulama çalışıyor olacak. E, uygulama sonuçları geldiğinde tekrar videoya devam ediyor olalım. Evet sonuçlar geldi. Şöyle biraz da zoom yaparak göstereyim. Şöyle biraz biraz daha şöyle gayet okunur olmuştur. Şimdi burada dikkat edeceğimiz birkaç tane nokta olacak. Bir kere öncelikle iteration sayımız şu yani mor olanlar bin ve diğerleri 10000 cümle şeklinde devam ediyor. İlk bakacağımız durum replace, string replace. Bakın string replace de 20262 nanosaniye sürmüş ortalama 1000 cümlede replace ederken bu kadar zaman harcamışız. Span replace kullanırken de 7162 yani %33 kadar yani iki katından biraz da 3 katı toplamda e, neredeyse bir fark var. Yani span replace burada 3 katı daha fazla çalışmış ki span replace de hatırlarsanız şöyle eee span replace şu. Şu metodu hatırlarsanız içerisi daha uzundu. Yani en azından bir sürü kod yazmamız gerekmişti. Hız olarak herhangi bir problemimiz yok. O kadar uzun yazmış olmamızın dezavantajı ise memory allocation da karşımıza çıkıyor. Bakın normalde string replace tek bir string üzerinden işlemlerini yaptığı için 56.000 byte'lık bir veri seti ya da 56.000 byte'lık bir memory allocation yaparken span replace de çok daha hızlı olmasına rağmen 116.048 byte kullanmış. Yani iki katı burada iki katından bir, biraz daha fazla bir bellek kullanımı söz konusu. Dolayısıyla replace yaparken çok daha hızlı ama daha fazla bellek kullanan bir span replace metodu burada çalışmış. Yani sizin burada memory'den mi kaybedeceğiz hızdan mı kaybedeceğiz onu karşılaştırmanız lazım bu ikisi için replace için. Substring'e gelelim. Sub de enteresan şekilde string'in daha hızlı çalıştığını 9 nanosaniyede, span'in içerisindeki slice'ında 12 nanosaniyede çalıştığını görüyoruz. Burada dikkat edeceğimiz diğer bir nokta da memory allocation. İkisi de aynı memory'yi kullanmış. 64 baytlık bir allocation yaratmışlar ve bunu kullanmışlar. Ama hatırlarsanız slice içerisinde to metodunun geriye sırf string dönebilmek için to string metodunun yani bu aslında normal şartlarda geriye readonly span dönecekken hiçbir memory allocation yapmayacakken geriye string dönebilmek adına to string metodunu yazdığımdan ve bunun da muhtemelen bir memory allocation yaratacağından bahsetmiştim. Şu an tam olarak da o karşımıza çıkıyor. Normal şartlarda size ödev olarak vereyim mesela bunu string olarak değil yani bu string to string'i buradan kaldırın ve geriye de şey dönün read only char span yani şu, şunu dönün read only span char bunu dönün mesela hem hız farkı muhtemelen çok fazla değişecek yani span'in slice'ının çok daha hızlı olduğunu göreceğiz hem de memory allocation'ı görmüyor olmayı bekleriz burada çünkü memory allocation yapmayacak slice bizim için. Yani o to string metodunun şeyini görüyoruz burada. Kullanmış olmanın dezavantajını görüyoruz. O zaman aslında bu demek ki bu demektir ki biz span'in slice metodunu kullanacaksak ama geriye string döneceksek aslında spen'in avantajını göremiyoruz. Spen'in avantajından faydalanamıyoruz. Hatta tam tersi belki zarar ediyoruz en azından hız konusunda. Bir de start vite gelelim. Bakın start bitte e, astronomik bir fark var. Yani 35 bin, 35 nanosaniye varken bir yerde bir yerde 2 nanosaniyelik bir fark var. Tabii ki bu ikisinde de herhangi bir şey yok. Çünkü bir memory allocation yapılmıyor pointerlar aracılığı, aracılığıyla karakter karakter karşılaştırma yapılıyor. Ama Spen'in karakterlere ulaşma hızı stringinginden çok daha hızlı olduğu için arada astronomik bir fark çıkmış. Diğer tarafta da aynı değil yani 10 cümle olduğunda da aslında şeyimiz çok farklı değil. Burada gene 223, 212 burada tabi bu kadar şey olmamış çok yüksek olduğunda şeyler cümleler. Spen'in burada çok daha yavaşladığını görmüş olduk. replace kısmının özellikle. Bunun sebebi de yine dediğim gibi aslında replace metodu içerisinde yapmak zorunda olduğumuz memory allocation. Dolayısıyla biz burada yine aslında span kullanmış olduk ama işin içerisine yine stringler girmiş oldu. O yüzden span tarafında eğer replace yapacaksanız çok 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 büyük veriler üzerinde çalışıyorsanız memory allocation'a dikkat etmeniz gerekecek. Memory kullanımı ne kadar yükselecekse buradaki hız da o kadar düşecektir. Buna bakmakta fayda var. Yine substring için ve slice için aynı şeyi söyleyeceğim. 64'er byte yer kaplamışlar. Ve astronomik fark burada yine start with içerisinde karşımıza çıkmış 31'e 2. Dolayısıyla spanler aslında öyle mucizevi string kullandığımız her yerde kullanabileceğimiz objeler değiller. Sadece neyi ne kadar kullanmak istediğimize, neyden ne kadar feragat etmek istediğimize bağlı olarak değişebilirler. Bu video bunu gösteriyor en azından size ya da sizin span ile tanışmanızı ya da hangi amaçlarla kullanılabileceğini e, görmenizi sağlıyor. Bunun dışında tabii ki stringlerin ve spanlerin bellekte nasıl tutulduğu, o tutulduğu değerlere nasıl eriştiği erişme yöntemlerine göre nasıl farklar ortaya çıkabileceği buradaki 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 gibi bunlar özellikle benim seçmiş olduğum örnekler işte memory allocation'ı göstermek için hızdan kazanıp memo bellekten kaybettiğimiz noktalar olması veya tam tersi hiçbir memory allocation olmasa bile span'in bazı durumlarda string'den çok daha hızlı verimli çalıştığını göstermek adına seçtiğim fonksiyonlardı. Bu fonksiyonların sayılarını siz istediğiniz gibi artırabilirsiniz kendi yazdığınız fonksiyonların GitHub linkleri olabilir veya kodların kendisini olabilir videonun bu videonun yorumlar kısmında paylaşıp diğer arkadaşlara gösterebilirsiniz. Ya da onun dışında Discord kanalımızda Kod Review isminde bir kanal var. Yazmış olduğunuz kodları orada arkadaşlarla paylaşıp review etmelerini, gözlemelerini, o kodları incelemelerini söyleyebilirsiniz. O konuda yardım isteyebilirsiniz. Ben de aynı işlemleri o taraftan yapıyor olacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olun lütfen. Abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız eğer ben bu ve bunun gibi başka videoları yüklediğimde mutlaka haberiniz olmuş olur. Bu videodan benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.